İstanbul Üsküdar'daki Devlet İlkokulu'nun eski müdürü hakkındaki yolsuzluk iddialarını dün ekrana taşımıştık. Velilerden topladığı bağış paralarını naylon faturalarla zimmetine geçirdiği öne sürülen eski müdür hakkında soruşturma sürerken benzer iddialar bir başka okuldan daha geldi. Adres bu kez Kadıköy. Söz konusu olan yine bir devlet ilkokulu. Üstelik suçlanan müdür aktif olarak görevde. İddia okuyan Ağustos ayında yani okulların kapalı olduğu dönemde kahvaltılık ürünler için on binlerce liralık faturalar kesilmiş. Tamamı belirlerden kayıt parası adı altında toplanan tutarla ödenmiş. Şüphe dolu faturaların önündeki sır perdesi İlmini Eğitim Müdürlüğü'nün idari soruşturmasıyla aralanacak. Onur Aksoy'un özel haberi. Ciddi bir yolsuzluk var. Okul müdürü değil, rant müdürü olmuş. Yine sahte fatura iddiaları, yine suçlanan bir okul müdürü. Adres bu kez İstanbul Kadıköy'deki bir ilkokul. Geçtiğimiz yıl yeni eğitim öğretim yılı zamanı başladı iddialar silsilesi. O dönem okula yeni atanmış olan müdürün velilerden kayıt parası adı altında elden para topladığı öne sürüldü. Ne kadar miktarlar alınmış 5, 25-25 ödeyen insanlar var. Daha önceki müdür yardımcımıza okul aile birliğinin hesabına bağış yapmıştık. Ama ondan sonra bu müdür geldikten sonra insanlardan elden para almaya başlamış. İşte bu durum okul aile birliğini ve birçok veliyi şüpheye düşürdü. Sonrasında ortaya çıkan bazı faturalar hepsini hayretler içinde bıraktı. Velilerin kafasında soru işareti uyandıran ilk konu Ağustos ayı tarihli faturalar oldu. Çünkü o faturalarda kahvaltılık ürünler yer alıyordu. Oysa o tarihlerde okulda ne öğrenci vardı ne de kahvaltı ediliyordu. Ağustos ayında okul kapalı olmasına rağmen bu harcamalar yapılmış. Kahvaltıklar ortada yok. Ee, ana sınıfında ne öğretmenler ne de öğrenciler yemek işte o faturalardan biri 30'ar kilo beyaz peynir, kaşar peyniriyle zeytin, 100 litre süt, 20 kilo domates, 138 adet ekmek, helva, reçel, un ve daha nicesi. Fatura tutarıysa yaklaşık 27 bin lira. Ağustos ayında peynir almış, zeytin almış, ekmek almış, bir sürü şey almış ve bunlar çocuklara verilmemiş. Bir başka fatura ise boya tadilatı. Ödenen tutar 105 bin lira ancak velilerin iddiasına göre okulda böyle bir boya badana işlemi hiç yapılmamış. Bu faturada okul boyanmış olarak gözüküyor. Böyle bir işlem yapılmadı. Yapılan boya sadece okulun içerisi boyandı. O da 15 tatilde okulun içi Kadıköy Belediyesi tarafından boyandı. Bir rant var, bir para gelmiş ve paranın gidişi var. Nereye gittiği belli değil. Veliler okul müdürünün anlaşmalı olduğu firmalara sahte faturalar hazırlattığını öne sürerek şikayetçi oldu. CİMER'e de konuyla ilgili çok sayıda şikayet dilekçesi yağdı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürü hakkında soruşturma başlatıldı. Okula paralar çocuklarımızın eğitimi, hijyen için veriliyor. Birilerinin cebine girsin istemiyoruz. Bu müdürün buradan alınması çok net. Bizim tek isteğimiz bu.